Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri, Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kesirleri sıralama konusunu anlatacağım. Yani büyüklük küçüklük olarak karşılaştırma ya da büyüklüklerine göre sıraya koyma. İlk olarak pay ve paydaları eşit olduğunda nasıl yapıyoruz? Devamında ikinci kağıdımda pay ve paydalar farklı olduğunda nasıl yapmalıyız? Bunu göstereceğim. Yine devamında bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırırken neler yapacağız? Bunları sizlere anlatacağım, alıştırmalar yapacağım, örnekler göstereceğim. Çok konuşmadan devam edelim. Pay ve paydaların eşit olması durumunda ne yapacağız? Şöyle sevgili öğrenciler, ilk önce paydaları aynı olduğunda üstteki pay kısımlarına bakıp öyle karar vereceğiz. Paydalar eşit olduğunda üsttekilerden çok olanı seçeceğiz. Böylece en büyük kesri bulacağız. Burada resimler olduğu için resimlere bakarak kolayca anlayabilirsiniz. Ama resimler olmadığında kuralımız şu. Paydalar eşitse, alttaki sayılar aynıysa yukarıdaki pay kısımlarına bakıyoruz ve en çok olanı seçiyoruz. Resimlere de bir göz atalım. Bakın buradaki bütün 8'e ayrılmış ve 3 tanesi boyanmış. İkinci olan yine 8'e ayrılmış ama bu kez 5 tanesi boyanmış. Diğeri 8'e ayrılmış, 2 tanesi boyanmış. Evet, kesir olarak, boyalı bölge olarak en büyük, en çok hangisi oluyor? 8'de 5 oluyor. O zaman sıraya koyalım. 8'de 5 büyüktür yazıyorum. Sonra ikinci 8'de 3 oldu. Ve en küçük 8'de 2. Gelelim yan tarafa. Bu kez tam tersi. Yani üstteki sayılar aynı, pay kısımları aynı olduğunda, bakın şunu okuyalım. Pay kısımları yukarıdaki gibi eşitse o zaman paydalara bakacağız. Payda kısmı az olan kesri seçeceğiz. Üstteki sayılar aynı olduğunda paydası az olan kesir diğerlerinden daha büyüktür diyeceğiz. Sebebi nedir? Buradaki resimlerden anlayacağız şimdi. Şöyle bakın, birinci bütün 5'e ayrılmış, 3 parça boyanmış. İkinci bütünde de 3 parça boyanmış. En sondakinde de 3 parça boyanmış. Fakat baştaki bütünde parçalar büyük büyük olmuş. Çünkü 5'e ayrıldı. Fazla kesilmedi yani. Fazla bölünmedi. Ortadakinde 9'a ayrıldığı için parçalar biraz minik oldu. En sondakinde ise 17'ye ayrıldığı için buradaki bütün parçalar minicik minicik oldu. Buradan 3 tane boyadığınızda daha az yer kaplıyor. Ama buradan 3 tane boyadığınızda daha çok yer kaplıyor. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Sıraya koyuyoruz. 3 bölü 5 en büyük buradakiler içerisinde. Sonra 3 bölü 9 ikinci sırada ve 3 bölü 17 en küçük diyoruz. Devam edelim şimdi. Pay veya paydası eşit olmayan kesirlerde ne yapacağız? Şöyle genişletme veya sadeleştirme yoluyla ya pay kısımlarını eşitleyeceğiz ya da payda kısımlarını eşitleyeceğiz. Bakın şu örneği yapalım. 2 bölü 3, 4 bölü 9, 11 bölü 27. Ne burada eşitlik var ne burada. Ne yapmalıyım? Bakıyorum 2, 4 ve 11'i birbirine benzetmek zor. Ama şunları birbirine benzetebilirim. Çünkü 3'ü 27 yapabiliyorum. 9'u da 27 yapabiliyorum. Hemen genişletip yeni hallerini yazayım. Burayı 9 ile çarpmalıyım. Çünkü 27 olmasını istiyorum. 9 kere 2, 18. Yukarıyı da çarptım. 9 kere 3, 27. Bu tamam. Bunu ne yapmalıyım? 3 ile genişletmeliyim. Bunu da 27 olması için. 3 kere 9 27 oldu. 3 kere 4 12 oldu. Buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten onun paydası 27. Yukarısı da 11. Şimdi bakın buna göre, buradakilere göre paydalar aynı olduğunda 18 olan diğerlerinden fazla. Yani 2 bölü 3 demek ki buradakilerden en büyükmüş. O zaman ne yapıyorum? Şöyle 2 bölü 3 olarak yazıyorum. Büyüktür diyorum. İkinci olan ortadaki, yani 9'da 4. Üçüncü olan da 27, 11 en küçükmüş. Ha, yeni hallerini de sıralayabilirdik. Fark etmez. Ben ilk halleriyle sıraya koydum. İşte böyle yapıyoruz. Peki tam sayılı kesirler olduğunda nasıl davranacağız? Şöyle ilk önce tam kısımlara bakacağız. Tam kısımlar zaten farklıysa şu örnekte olduğu gibi hemen anlıyoruz zaten. Ama tam kısımlar aynı ise o zaman yan taraflarındaki basit kesir olan bölümlere bakarak karar vereceğiz. Uygulayalım ve görelim. Burada 2 tam 63 bölü 74 var. Karşıda 3 tam 1 bölü 3 var. Tam kısımlardan zaten kimin az olduğu belli oluyor. Yandakilere gerek kalmadı. O zaman bu kesir küçük. Bunu yapalım. Bakın 4 ve 4 var. Buradan anlayamadık yani.
x de eşit. Ne yapacağız? Yandakilere. Yani 2 bölü 8 ile 6 bölü 7'yi karşılaştıracağız. Ama paylar aynı değil, paydalar da aynı değil. O zaman ne yapıyorum? Genişletme veya sadeleştirme. Bakıyorum 2'yi 6 yapmam kolay. Yani ben bunu 3 ile çarparsam, yani bu kesri 3 ile genişletirsem olacak. Şimdi genişletme yaparken tam sayılarda baştaki tam kısma dokunmuyoruz. O duruyor. Orayı çarpmıyoruz yani. 3 ile yukarıdaki pay kısmını çarptım. 6, 3 kere 8 de 24 oldu. Yeni hali bu. Şimdi burası 6 oldu, burası da 6 bakın. Bunu da yazayım yanına hatta. Şöyle. Şimdi 4 tam 4 tam aynı. Üsttekiler aynı oldu. Üsttekiler aynı olduğunda kimin büyük oluyordu? Az olan büyük oluyordu. Yani alttaki sayılardan az olanı seçiyorduk. 24'ü değil, bunu seçmeliyiz. O zaman burası büyük. Yani şu kesir küçükmüş. İşte bu şekilde yapabiliyoruz. Peki bir doğal sayı ile kesri karşılaştırırken ne yapacağız? Burada iki yöntem göstereceğim size. Bir normal yoldan gideceğiz. Bir de kısa ve pratik bir yol göstereceğim. Şimdi 5 ile 7 bölü 4'ü karşılaştırıyoruz. İlk önce ben bunu tam sayılı yapmalıyım. Nasıl yapıyorduk? 7'yi 4'e bölüyorduk değil mi? Bir kere var. Bir kere 4, 4. Şimdi ne oldu? 1 tam 3 bölü 4 oldu. Şuraya yazalım. 1 tam 3 bölü 4 oldu yani şurası. Karşıda ne var? 5 var. Şimdi burada 5 tam var. Burada 1 tamla başlıyor. O zaman bu büyük yani. Değil mi? O zaman ben buradaki işaretim şöyle olmalı. Şöyle büyüktür işareti koymalıyım. Şöyle ikisinin arasında bu işareti koymalıyım. Peki öğretmenim basit yol neydi? Basit yol da şu. Şöyle yapın. Burada bir doğal sayı var. Bu doğal sayı ile şu 5 ile aşağıdaki paydayı çarpın. 5 kere 4 ne yapıyor? 20. Bunu bu tarafa 5'in olduğu yere yazın. Ve bu 20 ile yukarıdaki 7'yi karşılaştırın. 20 mi daha çok, 7 mi daha çok? Tabii ki 20 daha fazla. Demek ki buradaki doğal sayı o zaman büyükmüş. Geçelim yan tarafa. Şöyle ayırayım. İlk önce kısa yolu yapalım. Bakın 7 kere 5 35. Yazıyorum bu tarafa. Şimdi 35 ile yukarıdaki 39'a baktığımda 35 küçük değil mi? O zaman 7 burada daha küçük. Yani benim işaretim şöyle olacak. 7 küçüktür 39 bölü 5'ten olacak. Normal yoldan yapalım. 39'u şimdi 5'e bölelim. Görelim bakalım. Gerçekten de küçük mü? 7 defa var. 7 kere 5 35. Ne kaldı? 4. Burası ne oldu? 7 tam 4 bölü 5 oldu. Karşıda ne vardı? 7 vardı. Bakın burada 7 var ama burada da 7 var. Burada bir de fazlası var değil mi? O zaman bu küçükmüş yani. Bakın işaretimiz doğru oldu. Bunu da yapalım. Yine ilk önce kısa yoldan yapalım. Şöyle ayırayım yine. Birbirleriyle karışmasın işlemler. Şimdi 8 ile 2'yi çarptım. Ne oldu burası? 2 kere 8 16. 15 mi büyük? 16 mi büyük? Tabii ki 16 büyük. O zaman buradaki kesir küçükmüş. İşaret böyle. Şimdi diğer normal yoldan yapalım. 15'i 2'ye bölelim. 7 kere var. 14 oldu. 1 kaldı. Ne oldu? 7 tam 1 bölü 2 oldu. Karşıda 8 vardı. Bakın 7 tam ve 8 tam. O zaman zaten küçük olduğunu anladık. Devam edelim. Bakın burada tam sayılıyla bir doğal sayı var. Tam kısmına baktığımız zaman zaten belli oluyor. Niye? Burada 2 tam var. Burada da 2 tam var. Ama bunun fazlası var. O zaman bu büyük. Yani o zaman benim işaretim şöyle olmalı. Bunların arasında. Şu yazı olmasaydı buraya koyacaktık ama. Evet demek ki bu taraf büyükmüş. Peki şuna bakalım. Bir tamla başlayan bir kesir var. Tam sayılı kesir. Burada ise 3 doğal sayısı var. Zaten buradan belli oluyor. Buradaki kesir küçük. Yanındakinin önemi kalmadı yani. Bir tam 12 bölü 25 küçüktür 3 doğal sayısından diyeceğiz. Biraz da alıştırma yapıp dersi bitirelim. Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım diyor. Şimdi bakıyorum ilk grupta pay kısımları aynı değil, paydalar da aynı değil. Hangisini kolayca birbirine benzetebiliyorum? Paydalar birbirine benzeyebilir. O zaman ben 6'yı 24 yapabilirim. 4 ile genişleteyim. 12 ile 2 ile genişleteceğim. 4 kere 6 24 oldu. 4 kere 4 16 oldu. 2 kere 12 24 oldu. 2 kere 6 12 oldu. Burada da 15 bölü 24 var. Şimdi baktığımız zaman bakın 16 bölü 24 diğerlerinden büyük. Yani 4 bölü 6 büyükmüş. Şöyle gösterelim. Sonra ikinci kimmiş? 15 bölü 24. Onu da yazalım. Ve en küçük ortadakiymiş. 6 bölü 12 yani. İşte bu şekilde sıraya koymuş oldum.
Buraya bakalım. Burada tam kısımlar aynı. O zaman yandakilere göre karar vereceğiz. Ama yandakilerde bir benzetme yapmamız gerekiyor. Çünkü paylar aynı değil, paydalar da aynı değil. Bakıyorum paydaları 30 yapabilirim. Şunu 6 ile genişletebilirim. Şunu da 2 ile genişletebilirim. Genişletelim. Şimdi tam kısmı çarpmıyoruz. O duruyor. 3 tam. 6 kere 2 12 bölü 30. Şimdi şunu yapalım. 3 tam duruyor yine. 2 kere 4 8 bölü 30. 3 tam 19 bölü 30. Şimdi karar verelim. Kim daha büyükmüş? Tam kısımlar aynıydı. Yandakileri 30'da 19 daha büyük ötekilere göre. O zaman şöyle yapalım. Yer kalmadığı için birinci, ikinci olarak yazalım bu sefer de. Bu birinci, en büyük yani. Büyükten küçüğe doğru diyordu ya. İkinci kim oluyor peki? Burası. Yani şu kesir. 3 tam 2 bölü 5. Bu ikinci. Ortadaki de üçüncüymüş. İşte bu şekilde yaptık. Peki şöyle ayırayım. Şuna bakalım. 5 tam var. 5 tam 1 bölü 3 var. Bir de şu bileşik kesir var. Ben bunu da tam sayılı yaparsam işim çok kolay olacak. 17'yi 3'e bölüyorum. 5 kere 3 15. 2 kaldı. Yazıyorum yeni halini. 5 tam 2 bölü 3 oldu. Burası 5 tamdı. Burası da 5 tam 1 bölü 3. Şimdi kim daha fazla? Tam kısımlar aynı. Yandakilere baktığımda 3'te 2, 3'te 1'den fazla. O zaman ortadaki 17 bölü 3 en büyükmüş. Sonra kim? 5 tam 1 bölü 3. Sonra en küçük 5 doğal sayısıymış. Bunu da yaptık. Şimdi şu ikisini karşılaştıralım. Burada hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Niye? Çünkü burada bir basit kesir var. Buradaki rakamlar 87 olmuş, 95 olmuş. Rakamların büyüklüğü önemli değil. Bir basit kesir var. Basit kesirler her zaman bir doğal sayısından küçük oluyor, az oluyor. O zaman burada 1'in daha büyük olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Şuna bakalım 12 bölü 4. 12 bölü 4 ne demek? 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 tam demek değil mi? Kalan 0 çünkü. Burası 3 tam, karşıda da 3 var. O zaman ben buraya eşittir koymalıyım. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.